Geçenlerde haberlerde şey okumuştum. 2 yaşında bir çocuk. Anneannesi bakıyormuş çocuğa ya da babaannesi. Çocuk tek başına ayakkabılarını giymiş, pantolonunu giymiş. Evden dışarı çıkmış. Tamam. Kadın da fark etmemiş Kaç yatağında yaşındaydı uyuyor çocuk? diye. 2 yaşında. Okey. Ben de düşünüyordum. Allah Allah, 2 yaşındaki çocuk ayakkabısını falan nasıl tek başına giyer diye. Aha. Ama 1,5 yaşındaki bile bu kadar gayret gösteriyorsa Yani yarım sene sonra büyük bir ihtimal. yarım sene sonra büyük bir ihtimal giyebilir, evet. Evet. Ben de evden çıkmadan önce hemen Thermomix'e pilav koyacağım. Ki eve geldiğimizde hazır olsun. Nasıl hazırlayacağım mı bile? Koyacağım. Kendiliğinden kapanıyor ya zaten bitince. Bir de sıcak tutuyor Thermomix. O yüzden hiç sorun değil. Soğumaz da. Geldiğimizde bir etimizi ısıtırız. Yeriz. Thermomix'in güzelliği bu işi. Şimdi pilavımı koydum, rahat rahat çıkabileceğim. Kendiliğinden kapanacak. Pişmiş olacak. Tencerede yapsaydım şimdi o pilavı bırakıp çıkamazdım. Ben nereye geldiğimizi falan hiç söylemedim. Ya da niye evden çıktığımızı. Niye evden çıktık? Stampede yapacaktım onu. Biz niye evden çıktık? Burcu'ya makyaj lazım diye çıktık. Ben de eve gitmek istiyorum. Defne'ye de şey lazım. Papuç. Okul için yine terlik lazım. 2 ayda bir falan lazım oluyor zaten. Değil mi? Rahat böyle 2-3 ayda bir alıyoruz bir tane. Altını çok çabuk şey yapıyor Defne. Sürtüyor herhalde yerde yürürken. Önleri hep yırtılıyor. O yüzden Kaufland'a geldik. Burada çünkü hem DM var hem ayakkabıcı var. Hemen ikisini halledelim. Eve gideceğiz zaten hemen. Hiç öyle gezmelik çıkmadık. Biz eve geldik. Bayağı çabuk hallettik işimizi gerçekten. DM'e girdik çıktık. Ayakkabıcıya girdik çıktık. Hemen de eve geldik. Ben şipşap bir yemek hazırladım. Benim buralarım yine kızarmaya başladı. Görünüyor mu? Sen çocukları yapıyor. Bak. Ya kızarmış. Niye? Suudi'ye gitmeden önce çorba yedirmiştik ama yemek istemedi. Şimdi de aşırı aç. Bas. Bassın. Şimdi aç kapıyı. Biz şimdi annemlere geldik. Aslında tek Ceyda'ya geldik. Aslında Ceyda'ya geldik. Çünkü hayvanını aldı. Bugün aldın değil mi? Hı. Bartagan. Defne çekeyim mi? Defne'ye mi bakışıyor? Çok tatlı duruyor lan. Bence. Aç al elini. Cesaret edemem ki. Alma da. Mesela nu, langsam ama böyle miyim? Kendi. Hey. Ya. O kaçıyor. Geliyor öyle. He, Ceyda'yı da tanımıyor. Ceyda, burası ne, o boğazı? Boğazın artar ne? Ama büyüyünce de bu kadar hızlı gidebilecek mi? Neyle matanız var? Yani büyüyünce o kadar hızlı gidemeyecek değil mi? Hızlı. Wieso, wie, weiß nicht. Wie so ein Welpe, so schnell halt. Ist gut, wenn er sich da hinten eigentlich mal so rumschaut. Ich hab vorhin, ja, als ich sie gefüttert habe, am Füttern hab ich sie die ganze Zeit am Kopf. Ablana yemlerini bir göstersene. Neyi? Yemlerini. Evet, nereye koydun? Evet. Sen gördün mü? Şeyde, FaceTime'da göstermişti. Wenn du sie sieht, kommt er sofort her. Bunlar küçük ama. Ya. Sapadım. Ama hayvan büyüdükçe yemler de büyüyecek değil mi? Ya ya. Es gibt von ihnen. Fare de verecek mi ürün sen? Nein, nur an schwangere Frauen. Nur an schwangere Frauen. Fare. Hı? Nur schwangere dürfen. Sırf hamileler fare yiyormuş. Yani bu hayvanın büyümüşü hamile kalınca fare yiyor. Öyle mi? Hı-hı. Sevdin mi? Sevdin mi evini? Ich glaube schon. Die Kletter da hoch. Die geht nicht. Hat die ganze Zeit. Ist die ganze Zeit im Wasser. Suda yüzüyor mu? Ya, also banyo yapıyormuş. Ja. Banyo yapar gibi oluyormuş. Oder muss halt stehen können im Wasser, weißt? Sonst kriegt er Panik. Aber sonst. İsmini koydun? Nein, weil es ein Mädchen ist. Hallo. Vallahi böyle
Bir tatlılığı var ama ben elime alabilir miyim bilmiyorum. Büyük bir ihtimalle cesaret edemem. Ben gelirken alırım diyordum, şimdi böyle baktıkça alamam diyorum. Ich habe so aus der Box sofort rausgeholt, aber man kann nicht mehr. Ja, ama sen istiyorsun. Sen onu bilerek aldın. Ama biz... Bizim bir bağlantımız yok yani. Bir de ismi olsaymış güzel olurmuş. Lucy ist halt schön. Ich würde Lucy haben. Lucy daha çok köpek ismi. Viserio. Oha. Maybe? Hmm? Maybe? Mach mich komplett an. Ah kız, tamam yeter. Ama... Biz bugün annemlerde bayağı oturduk. Bir yarım saat önce falan da eve geldik. Çocukları yatırdık. Ben şimdi size bugün DM'den aldıklarımı göstermek istiyorum. Öncelikle şöyle kağıt havlu aldım. Şu kutuların içinde. Bunları ben makyaj masama koyuyorum, lazım oluyor. Sonra böyle bir kese gibi bir şey aldım. Bundan da iki tane aldım. Bir tane böyle yeşilimsi, bir tane de böyle. Bir tane de şu renkten. Ne renk olduğunu şu an gerçekten çözemedim. Peçete aldık. Pamuk. Geçenlerde çok sorulmuştu hangi kiprik kullandığım. İşte buydu. BH Cosmetics'in D304 numaralı kiprikleri. Bundan direkt iki paket aldım bugün. En son aldığım paketi bayağı kullandım. Galiba iki hafta falan kullandım. Sonra tekini kaybettim. Onu nasıl kaybettim bilmiyorum. Masamın üstündeydi. Kesin çocuklar oynadı. Ama rahat 2-3 hafta kullanılıyor. Yani bunlar gerçekten süpermiş. Sonra saçlarım için böyle bir sıvı saç kremi mi deniliyor buna? Artık ne deniliyor? Yani intensif brüku. Ama böyle sıkmalık işte. Bu kuru saçlar için. İçinde hyaluron varmış. Ona çok dikkat edeyim. Çünkü hyaluron her zaman şey demek, nem demek. Yani hyaluron her zaman vücudun içinde her şeyi böyle nemlendiren bir maddedir. O yüzden hyaluron içinde hyaluron olması çok hoşuma gitti. Bunu aldım. Çünkü ben artık saç yıkama rutinimi değiştirdim. Geçenlerde kuzenimle karşılaştık teyzemlerde. Onun da saçları o kadar güzel uzamış ki baya uzamış yani. İnanılmaz uzamış. Ben de ne yapıyorsun diye sorduğumda bana dedi ki inanmayacaksın ama dedi erkek şampuanı kullanıyorum dedi. Shauma'nın ucuz bir özelliği olmayan fazla böyle bir erkek şampuanı. Şöyle göstereyim. 2 gündür falan kullanıyorum. Bunun bir de koyu mavisini almıştım ben. Üstünde yazanların hepsi aynı. Sadece koyu mavili şişesi. Fark ne bilmiyorum ama şimdilik memnunum yani. Kullanabilirim. Hiçbir sorun yapmadı bende. Bir de saç kremi kullanmadığını söyledi. Daha çok böyle işte sıkmalık bir şeyler kullandığını söylemişti. Saçını daha kolay tarayabilmesi için. Ben de o yüzden bu şampuanın yanına bir de bunu aldım. Böyle. Bunu artık kullanacağım bakalım. Bende de işe yarayacak mı? Saçlarım uzayacak mı? Gerçi bayağı uzadılar. Uçları biraz ince de olsa kesilmesi gerekiyormuş gibi de gözükse uçlarım kırık değil. Sadece çok ince. Belki kestiririm ama bir yandan da kestirmek istemiyorum. Birazcık daha uzasınlar. O zaman kestiririm diyorum. Hani yine şu kısalığa dönmeyeyim geri diye. Bakalım şu an memnunum. Şu an saçlarımı bayağı toparlamış hissediyorum. Belki bunların sayesinde daha da çok toparlarım ve uzatırım diye ümit ediyorum artık. Sonracığıma 3 şişe duş jeli aldım. Hepsi Nivea'nın. Bir tanesi Take Me To Mexico. Şöyle. Bunun kokusu muhteşem. Parfüm gibi adeta gerçekten. Çok güzel. Hem böyle taptaze bir kokusu var. Sonra benim klasik Love Sunshine. Nivea'nın güneş kreminin kokusuna ait olan bir duş jeli bu. Bunun da kokusuna bayılıyorum. Beni bıraksanız zaten her gün yaz, kış, ilkbahar, sonbahar tüm sene boyunca Nivea'nın güneş kreminle kremlenmek isterdim. Çünkü kokusunu çok seviyorum.
Ve siz de seviyorsanız eğer, size çok güzel bir haberim var. Bunun parfümü çıkmış. Nivea zaten kendine ait bir parfüm çıkartmıştı ya. Orijinal Nivea kokulusunu. Artık Nivea Sun kokusu da çıkmış. Sonra makyaj rutinimi değiştirmek istiyorum. Niye değiştirmek istiyorum onu da söyleyeyim size. Ben şu L'Oreal'ın Perfect Match fondötenini kullandığımdan beri cildimde acayip değişimler hissetmeye başladım. Biliyorsunuz geçenlerde alerji olmuştum. Alerjiden sonra ama birdenbire cildim çok güzel olmaya başladı. Acaba nedir diye kendi kendime sorarken şişenin kapağına biraz daha dikkatli baktım. Ve orada ne yazıyor görebiliyor musunuz bilmiyorum ama Verbessertes Hautbild in 2 Wochen yazıyor. Yani diyor ki 2 hafta içerisinde daha iyi cilde sahip olacaksınız gibisinden bir şey yazıyor burada. Ve bugün bunun bir farklı rengini daha aldım. 2N vanilyasını aldım. Çünkü benim evdeki sanki biraz koyu gelmeye başladı. Yazdan uzaklaştıkça benim ten rengim açılmaya başladı. O yüzden 2N numarasını da aldım. Artık evdekinden ya karıştırırım ya sadece bunu kullanırım diye. Şimdi bu benim cildimi düzeltti ya. Böyle bir fresh bir görünüm yaratmaya başladı cildimde, yüzümde. Ve ben bundan o kadar memnun kaldım ki dedim ki ben bunu komple değiştireceğim. Evdeki pudramı da kullanmayacağım. Concealer'ımı da kullanmayacağım. Komple bu L'Oreal'in Perfect Match'ini değiştireceğim her şeyi. Gittim o yüzden bugün bir fondöten daha aldım. Artı concealer'ını aldım. Bunun üstünde de Perfect Match yazıyor. Böyle. Sonra Defne kendine şöyle bir şey seçti. Bunu banyoya koyu, yani banyoda küveti dolduruyorsunuz. Bunu da içine koyuyorsunuz. Bu eriyor. Bundan aldı kendine. Ve ben son olarak kendime şöyle bir vitamin C serumu aldım. Üstündeki yazanlar beni bunu almama teşvik etti. Bakalım işe yarayacak mı? Memnun kalacak mıyım? Ama şu aralar gerçekten cildimden memnunum. Size geçenlerde göstermiştim ya, buralarım falan çok kötüydü. Onlar gitti. İşte şurada birkaç leke kaldı. Evet, kozmetik alışverişi bu kadardı. Ve birkaç tane temizlik malzemesi aldım. Öncelikle şu Domestos'u aldım tuvalet için. Bunu geçen de Çiğdem'de görmüştüm. Zaten ben evdeki tuvalet temizleme jelimden pek memnun değildim. Değiştirecektim zaten. O da bunu gösterince, kokusu falan çok güzel deyince dedim ben de bir deneyeyim. Niye olmasın? Sonracığına mutfak için şöyle bir yağ çözücü. Sonra tuvaletin içine asmak için şu şeylerden. Benim için önemli olan bu şeyin mavi akması. Neden bilmiyorum ama bende böyle bir temizlik hissi yaratan bir şey bu. O yüzden şurada Blush Bula yazıyor ya, bunun üstüne yazması benim için çok önemli. Bir paket bundan aldım. Sonra klasik, bizim evde hiç eksik olmayan cam sil. Ben Sidolin'inkini çok seviyorum. Bence en lekesiz, en temiz bu temizliyor. Ve son olarak tekrar tuvalet için şöyle bir sprey. Şunu 2 günde bir falan kullanırım diye düşündüm. Şunu da her gün. Sprey olduğu için daha çok çabuk temizlenir yani. Öyle çok fazla bekletmeme falan da gerek yok bunu. O yüzden bunu aldım. Şöyle. Bir de 99.9 bakterileri öldürüyormuş. Ve tuvaletin her yerini sıkılıyor bu. Yani sadece içine değil, üstüne, her yerine sıkılıyor. Çok güzel bir şey. O yüzden bunu da aldım. Alışverişimiz bu kadardı. Daha doğrusu benim alışverişim bu kadardı. Başka da bir şey almadık. Çocuklara ayakkabı aldık. Ama onlar arabada kaldı. Onları gösteremeyeceğim. Onları artık yarın gösteririm. Ve Vural şu an oturma odasında. Tam diyordum. Vural şu an oturma odasında beni bekliyor diyecektim. Oturma odasına bakıyorum. Vural yok.
Bazen küçük çocuk gibi gerçekten. Sen ne yapıyorsun? Senin gerçekten diye ben burada sessiz sakin nasıl yapayım? Ha, koltuğa oturursam görünür müyüm? Evet, seni bekliyorum da. Hmm. Ya şu saatte hala kot pantolonun nasılsın ya? Çok rahat. Rahat mı gerçekten? Evet. Ben hiç rahat değil bence. Evet, alışverişlerimi şu an şurada gösterdim. Kameramı da buraya koymuştum. Ha, pudrayı yakından göstermedim ben size. Pudra. Bir de pudra aldım. Evet, pudra çok önemli. Bakalım yarın bunlarla makyaj yapacağım. Nasıl olacak? Aa, bir şey daha göstermemişim. Ben bunları böyle önüme koydum. Güya tek tek göstereceğim. Yarısını göstermemişim resmen. Pudrayı göstermemişim. Bir de şunu göstermemişim. Allık. Bir de allık aldım. Böyle bir palet. Pomelo soyuyor birisi. Bak, bugün pomelo yersem ve yarın cildim yine öyle tuhaf olursa, o zaman bil ki pomelodan. Şu renkler çok hoşuma gidiyor aldık olarak. Tek de bulamadım. İki tane de highlighter var içinde. Aynısı da var böyle. Şöyle. Evet, dediğim gibi makyaj rutinimi komple değiştirmek istiyorum. Bir tek şey bulamadım. Güzel bir bronzer bulamadım. Eğer güzel bir bronzer biliyorsanız, kullanıyorsanız benim cilt tonlarıma göre, lütfen yorumlara yazın. Benim de haberim olsun. Gideyim alayım, deneyeyim. Çünkü benim evdeki bronzerlar çok koyu. Hepsi böyle yazdan kalma gibi. O yüzden bana acilen güzel bir bronzer lazım. Şu aldığım pudranın içinde böyle aynalı yeri de varmış, süngerli. Bu arada kaşlarımı artık almayacağım. Bıraktım kaşlarımı. Ya. Hayatlarını yaşasınlar. Niye öyle dedin? Karının kaşları hep alınmış mı olması gerekiyor? Yok. Seninki gibi olamaz mı? Niye? Olmasın. Ama senden eserlendim. O zaman ben de senin berbere gidip aldıracağım. Senin kaşlarına baka baka dedim ki Allah Allah, böyle kalın kaş. Ne kadar güzelmiş. Berbere giderim bundan sonra, aldıracağım. Sen. Hı-hı. Önceden anneni aldırıyordun değil mi? Sana ne, aldırmıyordum. Tamam, ben bu videoyu bugün burada kapatıyorum. Çok fazla bir şey çekemedim. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ya, abone oldum bence, gerçekten abone oldum, lütfen. Vural yine yalvarmaya başladı. Ben en iyisi bu videoyu burada kapatayım. Ha, bu arada sen şey yaptın mıydın? Neyi? Bu, ben sana geçen dediğim 5000 abonede çekiliş olacak olayını. Daha şu an 1200 abonen var. O yüzden diyorum ya, 5000 abonede çekiliş. 5000 abone ne yani? Onun şu an muhabbetini bile yapamayız. Hatta şöyle bir şey yapalım. 5000 değil, 10.000 abonede büyük çekiliş olacak. Gerçekten, ama şaka bir yana da bir dahaki çekilişimi biraz büyük tutmak istiyorum. Bakalım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Görüşürük.